Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuz. Aynı grafiği ben aslında defterinizi taşımıştım. Dalgaları ikiye ayırmıştım. Taşıdıkları enerjiye göre ve yayılma doğrultusuna göre demiştim. Burada da arkadaşlar bir de titreşim doğrultusuna göre yayılma ya da yayılma doğrultusuna ya da titreşim doğrultusuna göre dalgaları ne yaparız? İkiye ayırabiliriz. Arkadaşlar taşıdıkları enerjiye göre de dalgaları ikiye ayırıyorduk. Bunlar neydi peki? EMD dalgaları ve mekanik dalga olarak ikiye ayıracaktık. Su ve deprem mekanik, şuraya mekanik dalga diyebiliriz. Buraya da elektromanyetik dalgaları diyebiliriz. Yayılma doğrultusuna göre dalgaları da ikiye ayırıyorduk. Bunlar neydi? Enine ve boyuna dalgalardı. Ses ve deprem. Ses sadece nasıl bir dalgadır? Boyuna dalgadır. Ses sadece boyuna, deprem boyuna da olabilir, enine de olabilirdi. Yay enine de olabilir, boyuna da olabilir ama elektromanyetik sadece enine dalgadır arkadaşlar. Dördüncü yargıya bakacak olursak hem enine hem boyuna dalgadır demiş. Dördüncü yargı EMD dalgası sadece, elektromanyetik dalga sadece eninedir. Yay veya burada su olsaydı hem enine hem boyuna olabilirdi ama dediğimiz gibi EMD dalgaları sadece enine dalgalardır. Hem enine hem boyuna olamaz. Cevabımız D seçeneğidir.